biliyoruz. Hemen başlıyorum. En sevdiğin film? Okay, o zaman Bunlar beyler endişe etmeyin. Yiğit sadece Blue durun. var. Hayır, Trainspotting. Transporting. Okey. Çok güzel. En çok çalışmak istediğin yönetmen. Malik ya, Malik. Evet, Malik. Peki. Beraber rol almak isteyeceğin elbette en çok yine aktör ya da aktrist. Pleasure. Öyle ama. Ha, evet En ya. çok onu ister. Gerçekten onu ister. Çünkü onun yani Dogs of Lords of Dogtown, yani birçok filmi izledim. Herif ne yapıyor bilmiyorum. Nasıl yapıyor bilmiyorum. Mükemmel bir herif. Yani çok iyi oynamakla beraber kendi olduğu insan da böyle hani asla göstermeci değil, dışa vurumcu değil. Yani iddiasız yani duruyor. Heath Ledger'ın ve burada duruyorum. Yani bunun şeyi yok. It's okay yani. Tamam mı? Burasında herif olayım ve hastasıyım yani. Çok güzel oynuyor. Müthiş. Keşke öyleymiş. Evet ya. Evet. Biraz daha yapabilseydi keşke bir şeyler. Evet ya. Onun yaşlılığı falan uf düşünsene. Of. Of. Gerçekten inanılmaz olurdu. Peki. Seni en çok etkileyen dizi? Bizimkiler. Güzel. Abi hastasıydım. Yani sabah akşam bizimkiler izlerdim. Selim Müthiş. koş! Koş! Ya, çok güzeldi. Peki. Evet. En son Kaygısızlar da çok severdim bu arada. Memnun kaygısız. hangisi? Kaygısızlar. Tabii Eleman, Burcu. Güzel. Güzel. Evet. En sevdiğin kitap. Bence soruların içinde en zoru bu ya. Yani evet bu şimdi, en sevdiğin zor zanaat. En sevdiğini söylemek. Zaman zaman işte Ben Oyum diye bir kitap var. Sri Maharaj Nisargadatta diye bir yoginin yazılmamış röportaj kitabı. Böyle hayat ve benlik üzerine konuştuğu. Pessoa çok severim. Huzursuzluğun kitabı. Mesela işte Erik Fromm severim. Sevginin şiddetin kaynağı. Olmak ya da sahip olmak. İşte psikanaliz ve din, zen ve din falan yani bir sürü değil mi ya, ben genelde şeyi seviyorum, analitik kitapları çok seviyorum, bir şekilde öğrenmeyi seviyorum çünkü, ya da o öğrendiğimi böyle metaforla düşünüp kafamda ya da bir şekilde uygulamayı seviyorum. Öyle Sosyal yani. medya için bir tanesini seç. Çünkü bu 5'te 5'i sosyal medyaya Instagram'dan paylaşıyorlar. Bir Tamam. tanesi kitapta hangisi yazsın? O zaman sahip olmak ya da olmak, Erik Fromm. Tamam. Peki harika. Şimdi 5'te 5 bitti. Çok basit hallettik ya. Ben böyle bazı konuklarda çok yani bütün konuklarda heyecanlanıyorum. Oh cevap veremeyecek. Şimdi düşünecek. Kafa karışacak falan. Sen pat pat gittin. Çok Aynen. eğlenceli falan dermişim. Şaka yapıyorum elbette. Şimdi senin 5'te 5'ini aldıktan sonra bu programın sonunda biz de bir kitap öneriyoruz. Ben hatta verirken de şunu söylüyorum. Diyorum ki bir senarist gözüyle okuyun. Bir senarist gözüyle bu işin senaryosunu yazsaydım bu kitabın nasıl yazardımı düşünün. Sonra bir de yönetmen olun. Çekin bakalım kafada. Hatta diyorum üzerine bir de çekilmişi varsa onu da izleyin kafanızdakiyle ne kadar benzeşti. Bugünün kitabı Karanlığın Yüreği. Conrad'ın kitabı. Hatta iki baskısını getirdim ki kırılmasın kimse diye. Çok iyi kitaptır. Çok acayip bir kitaptır. Filmi de geliyor. Yolda filmi yapılıyor. Bu herhalde pandemi yüzünden takıldı. Joseph Conrad, Karanlığın Yüreği senaryo sohbetlerinin bugün önerdiği kitap oldu. Bir roll caption akıtamadığımız için ben ekip arkadaşlarıma burada senin huzurunda teşekkür ediyorum.